durdular. Gurur duyduk. Neredeyse tüm Türkiye çok uzun bir süre sonra mutlu oldu, tebessüm etti. Hele ki seçimin ardından ve seçimin ardından yapılan zam sağanağından sonra ve bunu bile hazmedemeyen bir gerici kesim var. Neden? Devam edelim bir sonraki duvar fotoğrafımızda. Çünkü Ebrar Karakurt, A Milli Kadın Voleybol takımımızın önemli isimlerinden biri. Atatürk'ün altın kızları diyerek şöyle bir fotoğraf paylaştı sosyal medya hesabından. Milli gururumuz Ebrar Karakurt'tan duygulandıran Atatürk paylaşımı. Tabii bir diğer yandan özel hayatında ilişkin tercihleri de Ebrar Karakurt'u dikkat çeken bir isim haline getiriyor. Kimseyi ilgilendirmeyen bu şey zannediyoruz ki Akit'i bir bütün olarak ilgilendirmiş. İktidar yandaşı ve gerici yeni Akit milli gurur Ebrar Karakurt'u hedef aldı. Ve bakar mısınız milli utanç diye bahsetti Ebrar Karakurt'tan. Ayrıntılar haberimizde. Sonunda altın madalyayı aldık. A milli voleybol takımımız Cumhuriyet'in 100. yılında kazandığı şampiyonlukla ülkenin gururu oldu. Müthiş sevinç. Tüm ülke kucaklaşıyor şu anda. Filenin sultanlarından Ebrar Karakurt, şampiyonluğun ardından sosyal medya hesabından boynumda bana yargı yükleyenlerin utançlarından yapılma mücevherler yani altın madalya paylaşımını yaptı. İşte Kupa 2023. Tüm yurt millilerle gurur duyarken iktidar yandaşlığı ve gericiliğiyle tanınan Akit, filenin sultanlarının şampiyonluğunu hazmedemedi. A milli kadın voleybol takımı oyuncusu Ebrar Karakurt'u çirkin ifadelerle hedef alan Akit, başarılı sporcu için milli utancımız ifadesini kullandı. Akit Karakurt'a hakaretler de yağdırdı. Gerici Akit'e yurttaşlar tepki yağdırdı. Yobazlara inat, sen bizim milli gururumuzsun Ebrar. Bu memleketin utancı Ebrar Karakurt değil, kendini gazete diye adlandırılan Akit gibi paçavralardır. Tepki mesajlarında gerici Akit'e keşke Yunan kazansaydı diyen Kadir Mısırlıoğlu sevdası da hatırlatıldı. Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı Özgür Özel de Akit'e sert tepki gösterdi. Özel, Ebrar'ı hedef alanlar aciz ve korkaklardır dedi. Cumhuriyet'in 100. yılının ne manaya geldiğini anlayamayan bir takım kafaların Ebrar Karakurt üzerinden başlattıkları hedef gösterme ve linç girişimini kınıyoruz. Ebrar'ın da bütün takımında sonuna kadar arkasındayız. Öyle ne Ebrar Karakurt yalnızdır ne onu hedef alanlar sandıkları kadar güçlüdür. İnanılmaz şeyler oluyor Türkiye'de. Evet, bakın o olanlardan biri de burada. Ve işin ilginç yanı bu tezgaha alan açılıyor.